Herkese yeniden merhaba. Bu seferki videom bebek alışverişiyle alakalı olacak. Yani yeni doğan alışverişi. Bu zamana kadar yaptığım bütün alışverişi size göstermeye çalışacağım. Tabii ki giyim dışında. Daha çok burada bebek bakımı, anne bakımı ile ilgili ürünler var. Yeni doğan alışverişi böyle kendimize yaptığımız gibi bir alışveriş olmuyor. En iyisini istiyoruz. En hesaplısını istiyoruz. En güzelliği istiyoruz. Bunun için de uzun bir araştırma sürecinden geçmemiz gerekiyor. Ben de tabii ki bu kadar ürünü alırken de bayağı da bir araştırma yaptım. Yaptığım alışverişin içerisinde gereksiz ürün almamaya çok dikkat ettim. Ya kullanmayacağım bir şeyi almak istemedim. O yüzden de araştırmalarım bayağı bir uzun sürdü. Bütün sitelere girdim, çıktım, tecrübeli annelere sordum ve en güzel ürünleri aldığımı düşünüyorum. Doğuma da az bir süre kaldı. 33. haftam bitiyor. 34'e girmek üzereyim. O yüzden de bir an önce sizlerle aldığım ürünleri paylaşmak istedim. Biliyorum aranızda ne alsam benim için ne uygun diye düşünenler var. Umarım bu video işinize yarar. Çünkü benim bu tarz videolar çok işime yaradı. Özellikle benim kullanacağım ürünleri seçmeye çalıştım. Tabii ki her videoda gereksiz ürün de oluyor. Yani pahalı ürün de oluyor. Ama ben en hesaplarını, en uygunlarını almaya çalıştım. Şimdi aldığım ürünleri sizlerle paylaşayım. Öncelikle Unu Baby'nin çamaşır deterjanından bahsetmek istiyorum. Parfümsüz bir deterjan. Ben 2-3 makine de yıkadım aslında. O yüzden de böyle memnun kaldım diyebilirim. Çok kullanmadım tabii ki. Bunlardan tam 3 tane almıştım. Hepsi burada da bulmuştum. O yüzden de hemen stokladım. Gerçekten güzel bir ürün. Kokusu yok. Bebeğimin çamaşırlarını da sertleştirmedi. Yani ekstra bir yumuşatıcıya da ihtiyaç duymadım. Zaten yumuşatıcı kullanmak istemiyordum. Bir alerjik sebep oluşmasın diye. O yüzden sadece deterjanını aldım. İleriki zamanlarda kullanır mıyım yumuşatıcı bilmiyorum ama şu anlık kullanmayı düşünmüyorum. Yani ürünüm Baby markalı bebek bakım örtüsü. Bunu e-bebekten aldım. Benim aldığım paketin içerisinde tam 40 adet var. 60-60 ölçüsü. 90-60 da vardı ama bu benim için yeterli olacak diye düşünüyorum. Özellikle hastanede ya da dışarı çıktığımızda hijyenik olarak kullanabileceğim bakım örtüsü. Özellikle ilk zamanlar için bence çok gerekli bir ürün. Yine Baby markalı bir ürün. Göstereyim size bebek temizleme pamuğu. Ben bu şekilde büyük bir boyundan aldım. Yani tekte satılanlar, ikili üçlü satılanlar da vardı galiba ama ben bu şekilde almak istedim. İçerisinde 6 adet var. Bir paketin içerisinde de 60 tane var. Biliyorsunuz bebeğin göbek bağı düşmeden bebek yıkanmıyor. O yüzden de o bir haftalık süreçte bebek sürekli pamuklarla temizleniyor. Benim de çok kullanacağım bir ürünmüş gibi geldi. O yüzden böyle bir büyük paket tercih ettim. Temizleme demişken Mustela'nın ürünlerinden bahsetmek istiyorum. Ben bu şekilde set halinde aldım ve yanında da çantasını göndermişlerdi. Çantası da çok güzel. İleriki zamanlarda da kullanabileceğim bir çanta. Hatta hastane çantasını hazırladığımda da kullanırım diye düşünüyorum. Gayet kaliteli. Normalde de kullanılabilecek bir çanta. Ben bu şekilde Mustela'nın setini aldım. Yani sadece şampuanını ya da pişik kremini almadım. Şampuanı, vücut losyonu, masaj yağı ve bir de pişik kremi. Duyduğum kadarıyla anneler Mustela'yı gerçekten çok sevmiş, çok beğenmişler. Ben de bunları dayanarak, yorumları okuyarak aldım. Diğer markalara göre biraz daha fiyatlı bir ürün. Ama işlevi gerçekten çok iyi bir ürünmüş. Mustela'yı tercih etmemin sebeplerinden biri uzun vadede kullanılıyor. Çok az bir miktarda sıkıyorsunuz ama diğer ürünlere göre daha az kullanmış oluyorsunuz. Özellikle anneler şampuanını çok önermişti. Biliyorsunuz bebekler doğduğunda konak oluşabiliyor. Yani saçlarında deri döküntüsü oluşabiliyor. Mustela kullanan anneler hiç öyle bir sorun yaşamamış. Alma sebeplerimden biri de buydu. Bu elimdeki ürün hem saç hem de vücut şampuanı olarak geçiyor. Bu ürün ise vücut losyonu olarak geçiyor. Şu ise masaj yağı olarak geçiyor. Bir de şunu araştırmıştım. Bebek yağı alsam mı yoksa başka bir masaj yağı mı alsam diye. Bebek yağı bebeğin gözeneklerini kapatıyormuş. O yüzden onu tercih etmedim. Pişik kremi de çok başarılı bir ürün. Yine benim aklımda 1-2 tane marka vardı ama en iyi marka olarak Mustela'yı söylemişler. O yüzden ben de bunu tercih ettim. Hazır bütün tercihim Mustela'dayken de bütün seti bu şekilde aldım. Bir de böyle Baby Plus markalı doğal deniz süngeri aldım. Yine kendi ördüğüm liflerim de var ama yine böyle de bir deniz süngeri almak istedim. Hem de doğal olduğu için. Bu ürünü suya soktuğumuzda yumuşacık oluyor. Böyle bebeğimin cildinin de tahriş olmasını istemedim. Yine önerilen ürünlerden biri bu da.
Bir de şu ürünü göstermek istiyorum size. Baby Bee markasının bu da. Bebek kulak kurulama çubuğu olarak geçiyor. İçerisinde 56 adet var. Ben 3 kutu aldım ama gayet uzun süre kullanacağımı düşünüyorum. Bu ürünü araştırmadan aldım. Baby Bee markası genellikle sevilen bir ürün. O yüzden de güvenerek aldım. Bir de şu markanın tarak setini aldım. Aslında büyük bir set almak istiyordum. Yani daha çok böyle tarağının, tırnak makasının her şeyin olduğu bir set alacaktım. Ama onlar çok kullanışsız oluyorlarmış. Bir de içerisindeki ürünlerden de çok memnun değillerdi açıkçası. Ben de kullanmayacağım bir şey almak istemedim. Sadece bu tarağın yeterli olacağını düşündüm. Bir de bunun yanına Bebedor'un tırnak makasını aldım. Yani bu şekilde kendime set yapmış oldum. Bu marka dışında başka markanın tarakları da var ama o tarakların tüylerini yani şu kıl fırça kısmını beğenmemişler. Çok döküldüğünü söylemişler. En iyi tarak olarak da bunu önermişler. Ben de bundan aldım o yüzden. Bir de şöyle bir banyo termometresi aldım. Böyle balık şeklinde, yunus balığı sanırım. Bu da bebeğimi banyo yaptırdığım zaman suyun sıcaklığına bakmak için aldım. Zaten evde oda termometresi olduğu için sadece banyo termometresi aldım. Bir de tecrübeme dayanarak şöyle bir çamaşır filesi aldım. Babygen markalı. Bebeğimin çamaşırlarını yıkamıştım geçen de. Çoraplarını bulamıyordum. Bir baktım ki çamaşır makinesinin o lastik kısmı var ya, o kısmına girmiş birkaç çorap. O yüzden de böyle bir file almak istedim. Yoksa çoraplarını bir bir kaybedebilirdim. Bir de şöyle bir diş kaşıyıcısı aldım. Kaktüs şeklinde, rengini, şeklini çok beğendiğim için aldım. Bebeklerin böyle kolayca kavrayabildikleri bir diş kaşıyıcısı. O yüzden özellikle bu diş kaşıyıcısını seçtim. Bir de emziğini göstereyim. Bibs Color'ın emziği, rengine bayıldım. O kadar tatlı bir rengi var ki aslında farklı bir renk alacaktım ama o renk kalmamıştı. Eski emziklere benziyor. Ucu sarı bir yapısı var. Bunların büyüklükleri var. Farklı boyutlarda oluyorlar. Ben şimdilik 0-6 aylık aldım. Başka bir emzik almadım. Belki dedim bundan da memnun kalmaz ama genellikle bebekler bu emziği reddetmiyorlarmış. Belki emzik reddi olur, hiç istemez diye açıkçası. Böyle emzikte doldurmadım dolabını. Emzik demişken size askısını da göstereyim. Şöyle bulut modelli, buralarında örgü motifleri olan bir emzik askısı tercih ettim. Çok beğenerek aldım. Böyle ahşap olması, böyle ahşap boncuklardan falan oluşması benim çok hoşuma gitti. Islak rengim olarak da Unu Baby'yi tercih ettim yine. Yeni doğan olanını aldım. Bunun sensitif olanı da var. Eğer yeni doğan için alacaksanız karıştırmayın. Çünkü yeni doğan sensitif farklı ıslak mendilleri. Yine onun da paketi sarı şekilde. Ben bunları yine indirimde bulmuştum. Tam 24 tane aldım. Benim aldıklarım 50'li, normalde 40'lı oluyor sanırım. Çok iyi bir fiyata da almıştım. Ürünleri alırken bence uzun bir süre araştırın. Çünkü fiyatları düşebiliyor. Başka sitelerde görüyorsunuz. Ben çok iyi fiyatlara aldım bunları genelde. Hep böyle indirimli zamanlarını yakalamaya çalıştım. Artık zaten o kadar çok araştırıyordum ki fiyatlarını ezberledim. Nerede ne kadar satılıyor. Hepsini ezberlemiştim. Bunları da böyle stoklamış oldum. Toplamda 24 tane elimde var. O da bunu uzun süre girecekti. Ama bebek bezinde öyle bir stok yapmadım. Bebek bezini göstereyim. Her anne gibi önce Prima'dan başlamak istedim. Yeni doğanın 2 paketini aldım bu şekilde. Bu 1 numarası 2 ile 5 kilo arasında kullanılıyor. Zaten çocuklar çok çok büyüdüğü için 1 ve 2 numara çok kullanılmıyor. Özellikle 3 ve 4 çok kullanılıyormuş. Ben yine stok yapmadım. Çünkü Prima evet iyi bir marka olabilir ama bebeklerde alerji de yapabiliyormuş. O yüzden bunların da stokunu çok yapmadım. Sadece beni birkaç gün idare etsin dedim. İkinci marka olarak ise Prima'dan sonra Sleepy deneyeceğim bir de. Eğer ondan memnun kalırsam Sleepy stoklarına başlayacağım bundan sonrasında. Çünkü Prima hem biraz daha pahalı diğer bezlere göre. Hem de alerjik durumları olabiliyor dediğim gibi. Bir de şöyle bir biberon temizleme fırçası aldım. Hem küçük hem büyük var. Ben sadece biberon olarak da küçük aldım ama büyük alacağım zaman da şunu kullanırım. Şimdilik herhalde bunu kullanırım diye düşünüyorum. Biberon demişken biberonu da göstereyim. Philips Avent'in biberonunu tercih ettim. Genellikle bu biberonun gaz yapmadığını söylüyorlar. O yüzden tercih etme sebebim de aslında. Bir de biberonun ucu annenin göğsüne benzediği için bebekler bunu reddetmiyorlarmış genellikle. Ben şimdilik bir tane biberon aldım. Aslında bunun setini alacaktım. Cam seti de vardı. Ama belki dedim farklı bir markaya geçelim. Belki memnun kalmam diye. Şimdilik sadece bir tane küçük boyunu aldım. Bir de anne sütlü saklama poşeti aldım.
Şöyle, içerisinde 50 adet var. Baby Me ile Lansuno arasında kalmıştım aslında ama Lansuno çok pahalıydı. Bunun iki katı fiyatındaydı. Şimdilik dedim bunu kullanayım. Eğer beğenmezsem sonrasında Lansuno'ya geçerim. Bu arada poşetlerin üzerine işaretleme yapabiliyorsunuz. Saatini yazabiliyorsunuz. İsmini yazabiliyorsunuz. Gece mi saldınız, gündüz mü saldınız onları işaretleyebiliyorsunuz. Bu özelliği de güzel. Bir de şöyle bir ürün aldım. Philips Avent'in bu da. Göğüs kalkanı olarak geçiyor. İçerisinde iki tane var. Bu göğüs kalkanı bana nedense çok mantıklı geldi. Bu kapağı. Asıl kalkan bu. Göğsünüzün ucunu buraya yerleştiriyorsunuz. Bir vakumlama görevi görüyor. Asıl işte şu göğsünüzün ucu herhangi bir yere temas etmiyor. Boşlukta kalıyor. Ve şuradaki delikler sayesinde de hava akışını sağlıyor. Özelliği daha var. O da çok güzel bir özellik. Sütün ziyan olmasını istemiyoruz biliyorsunuz. O yüzden bu sızan sütü bir araya topluyor. Bazıları sızdırma yapıyor diyor ama bence güzel oturtmadıkları için yani göğse güzel bir şekilde yerleştirmedikleri için bence sızdırma yapıyor. Çünkü sızdıracak pek bir yeri yok aslında. Çok güzel bir şekilde vakumluyor bence. Bir de benim düşüncem bilmiyorum denemediğim için ama dışarıda çok takılacağını düşünmüyorum. Çünkü çok geniş bir hacmi var şu kısımda göğsün bir yere değmemesi için. Dışarıda takıldığında yani çok belli olacaktır. Sadece evde kullanılabilecek bir ürün diye düşünüyorum. Ama bence çok işe yarayacak. Bir de şöyle bir ürün aldım ben. Bu Moki'nin ürünü. Şu kapağı. Bu da şu işe yarıyor. Bebeğinizi bir göğsünüzde emziriyorsunuz. Diğer göğsünüzde süt sızması olabiliyor. Oradan sızan sütü biberon şeklinde haznesi var. Buraya topluyor. Ve vakumlama sistemiyle aslında sağma yapıyor diyebiliriz buna. Toplanan sütü yine bu kapta saklamak isteyebilirsiniz. Bu kapakta o işe yarıyor. Hava almamasını sağlıyor. Gerçekten bence güzel bir ürün. Bilmiyorum daha önce kullanmadım ama umarım göğüste bir acıtma yapmaz. Yani şu anlık duyduğum kadarıyla böyle bir şey yok. Göstermediğim bir ürün var mı diye bakıyorum. Birkaç tane ürün kalmış. Öncelikle şunu göstermek istiyorum göğüs demişken. Anneler bu ürünü çok öneriyor. Lansino'nun göğüs ucu kremi. Ben küçük bir emelini aldım şimdilik. Memnun kalırsam daha büyüğü de varsa büyüğünü alırım. Bir de son ay bu ürünü kullanmaya başlayın diyorlar. Ben de 35. haftamdan sonra kullanmaya başlayacağım. Göstermediğim bir ürün termometre. Bir de göğüs pedi kaldı. Termometreyi şöyle göstereyim size. Kulaktan ölçen ile alından ölçen arasında yani temaslı ölçen arasında kaldım ama sonrasında temassız ölçeni seçmek istedim. Bu ürün birçok markada var. Bize çok alışkınız aslında pandemi döneminde alından çok ölçüldüğü için. İçerisine pil çıkmamıştı bunu. Ben sonrasında pil ekledim, denedim, çalışıyordu. Kulaktan olanı tercih etmek istemedim. Aslında kulaktan olan istiyordum ama bebekler çok huysuzlanıyormuş, öztürmüyormuş. O yüzden kulaktan olanı tercih etmedim. Diğer termometreleri zaten yani bizim kullandıklarımızı bebek daha hiçbir şekilde kullandırmıyor. O yüzden en iyisi temassız olan diye düşündüm. Bir de Baby Me'nin ultra ince jelli göğüs pedini tercih ettim. Yine Lansino'nu da tercih edecektim ama Baby Me'nin o ara indirimi vardı. Ben de şimdilik bunu bir denemek istedim. Sonrasında dedim eğer beğenmezsem Lansino'ya geçerim. Aynı anne sütü saklama poşetinde olduğu gibi. Baby Me'nin zaten bir sürü ürününü de aldım. Bundan da memnun kalacağımı düşünüyorum. Şöyle bir bakıyorum göstermediğim bir şey yok galiba. Bir tek şu ağız mendilleri var. Şunlar Müslin ağız mendili. Panya var. Bunları ebebekten almıştım. Onlu satılıyordu. 20-30 lira civarı bir şeydi galiba. Bir de şöyle Müslin omuz bezleri var. Böyle omuzunuza koyuyorsunuz. Bebeğinizin gazını çıkardığınızda ya da bebeğinizi omuzunuza koyduğunuzda kusma durumunda kıyafetiniz kirlenmesin diye. Bakıyorum başka ne gösterebilirim diye. Burada kuzulu bir emzirme yastığım var. Anneler bunu çok beğeniyor. Ve gerçekten de çok önerilen bir ürün. Ben de bayağı bir araştırmıştım bu emzirme yastıklarını. Yani sonuçta emzirme yastığı ne kadar farklı olabilir ki diyordum ama içine doldurulan elyaf, sünger çok önemliymiş. Ben de bayağı bir dolgulu bir şey aldım. Çünkü bunlar zamanla böyle eziliyormuş. O yüzden de pofutuk pofutuk bir şey almaya çalıştım. Ve içindeki malzemenin iyi olmasına dikkat ettim. Bazıları çünkü sünger dolduruyormuş. O sünger de zamanla eziliyor ve yani emzirme yastığı işlevini kaybediyormuş. Ben yine bunu ebebekten aldım. Bunun başka modelleri de vardı ama ben böyle kuzulu bir modelini tercih ettim. Çok uygun bir fiyata aldım. Herhalde yine indirimdeydi. 45-50 lira civarında.
bir fiyata almıştım bu emzirme yastığını da. Bir de bebek çantasını göstermek istiyorum. Çok uzun süredir arıyordum. En az 3 ayımı verdim bu çantayı bulmak için. Şöyle bir sırt çantası tercih ettim ben. Çok kararsızdım aslında. Valiz model mi tercih etsem yoksa böyle sırt çantası mı tercih etsem diye. Valiz model de çok yok. Artık hep böyle sırt çantası şeklinde var ama onların da modellerini beğenmiyordum, kumaşlarını beğenmiyordum. Bu gerçekten çok güzel oldu. Bu Ugo Baby'nin. Çok da keşfedilen bir model değil aslında ama ben çok uzun zamandır araştırdığım için bayağı bir derinlere indim ve buldum. Ama kesinlikle keşfedilmesi gereken bir çanta. Bolca özelliği ve bolca gözü var. Anlatmaya başlayayım. Öncelikle kumaşı çok güzel. Kalınlığı falan çok güzel. Ve hafif de bir çanta. Ağır bir çanta değil. Kumaşının rengi böyle kot kumaşı gibi. Özellikle desenli bir çanta almak istemedim. Çünkü eşim de kullanacak bu çantayı. Daha sade bir çanta olsun istedim. Kumaşı su geçirmiyor. Bu güzel bir özellik. Ve bolca da gözü var dediğim gibi. Burada hemen elinizin altında bulunması gereken şeyleri şu göze hemen koyabiliyorsunuz. Şöyle bir göz var bir de. Burada biberon koyma yeri var. Termos şeklinde. Şöyle şuraları sıcak ya da soğuk tutmamız için. Ve şurada da fileli bir göz var. Hemen şu kapakta. Gayet de geniş burası. Şu yanlarında da şöyle lastikle yine böyle şişe falan koyabileceğiniz ya da bebeğinizin oyuncağını koyabileceğiniz böyle iki tane cep var. Hemen içini gösteriyorum. Şurada da saplarını tutturmak için küçük bir çıt çıtı var. Bu arada önce şunu söylemek istiyorum. Benim baktığım bebek çantalarında böyle sırt çantalarında bu modellerde genellikle fermuar sadece üstten. Yani şu yanlardan yoktu yani çanta böyle güzel bir şekilde açılmıyor. Sadece dikine bir şekildeydi çanta. O yüzden benim hiç hoşuma gitmemişti ama bu çanta yarısına kadar böyle bu şekilde açılabiliyor. Ve gayet de güzel bir şekilde görünebiliyor. Bir de içerisinden iki tane şey çıktı. Onları da göstereceğim. Çantanın bu ön gözünde şöyle lastikli bir şey var. Yine bir cebi var. Yine iki tane böyle içte cebi var. Şu üstte fermuarla küçük bir alan var. Şu altta yine fermuarlı bir alan var. Bu lastikli yerlere de bebeğin bezini, ıslak mendilini koyabilirim. Burada başka göz yok. İçerisinde 3, 4, 5 tane göz var. Burada 6, 7, 8, 9 ve şurada bir tane de 10. gözü var. Buranın da işlevi şu aslında. Sırtınıza çantayı taktığınızda hemen böyle yandan hiç böyle çantayı çıkartmadan ulaşabiliyorsunuz cep telefonunuza. Özellikle cep telefonu koyarım diye düşündüm ben çünkü buraya. Hemen elimin altında olması için. Bir de şöyle bir göz var. Aslında göz değil bu. Çantanın içerisine arkadan ulaşabilmenizi sağlıyor. Hemen bu şekilde alttaki ıslak mendille bezini ya da herhangi bir ne koyuyorsanız o kısmına ulaşabiliyorsunuz buradan. Bu çantada tek sevmediğim özellik. Bu kolları yani biraz bana kaba geldi açıkçası. Yani taktığımda böyle omuzlarımda çok böyle geniş bir alan var. Yani eşim için çok rahatsız edici olmadı açıkçası omuzu daha geniş olduğu için ama benim için biraz daha rahatsız edici oldu. Bir de böyle bebek arabasına asmak için aparat yerleri var. Ama aparatı yoktu yani. Aparat göndermiyorlar. Ama zaten internette böyle 5-10 liraya alabileceğim bir şey. Yani demem o ki Ugo Baby'den ben çok memnun kalacakmışım gibi görünüyor. Çünkü çok kullanışlı bir çanta diğer çantalara göre. Bir de çantanın içerisinden çıkan ürünleri göstereyim. Küçük termos bir çanta. İçerisinde de yüzey temizleme mendilleri vardı. Şöyle şu şekilde organik yazıyor. Biberon falan konulabilir. Yani ufak bir çanta. Farklı amaçlar için de kullanılabilir. Bu da alt değiştirme örtüsü. Ufak bir şey ama bence iş görebilecek de bir şey. Şöyle şu şekilde boyutu biraz küçük. Ama içinden çıkması tabii ki çantanın çok da güzel oldu. Bunları çantaya tekrar koyayım. Şimdi sırada banyo ürünleri var. Ben şöyle bir yine Babygen markalı köpüklü banyo filesi aldım. Böyle beyaz, düz, sade bir şey tercih ettim. Bu böyle dolgulu, bayağı güzel bir şey. Kenarlarında kancaları var. Böyle kancaları sayesinde küvete takılıyor. Her küvete de olur diye düşünüyorum. Çünkü küvetlerin genellikle boyutları aynı oluyor. Şöyle bir maşraba var. Bu maşrabayı çok sevdim ben. Şöyle katlanabilir.
Hemen böyle hiç yer kaplamayacak ve kolayca da açılıp kapanabilecek bir maşraba. Bunun bir de kovasını alacaktım ama baktığım zamanlardaki gibi değildi fiyatı. O yüzden şöyle bir kova tercih ettim. Bu da işimi görecek bir kova. Bir de küvetini göstereyim. Küvetini de şöyle göstereyim. Yer kaplamayacak, katlanabilir bir küvet. Böyle ayakları var şekilde. Aynı şekilde maşrabı gibi kaplanıyor. Benim çok hoşuma gitti. Çünkü banyoda yer kaplamasını istemiyordum. Ya da bebeğimin odasında yer kaplasını istemiyordum. Ayaklarını açıyorsunuz. Yine içerisine bastırıyorsunuz. Hemen küvet oluyor. Tekrardan alttan bastırdığınızda kapanıyor. Şöyle incecik oluyor. Çok az yer kaplıyor. Böyle kapı arkasına falan da konulabilecek bir boyutta. Diğer küvetler bana çok hantal geldi. Böyle çok genişler, zaten çok yüksekler. Bayağı bir yer kaplayacaklardı. O yüzden bu ürünü tercih ettim. Bu ürün de markası Baby Jam'di galiba. Evet, şurada yazıyormuş. Baby Jam markalı. Yani benim çok hoşuma gitti bu ürün. Maşrabasıydı da aynı. Keşke kovasını da alabilseydim ama bu kovanın iki katı fiyatıydı. Çok da gerek duymadım o yüzden. Benim için önemli olan maşraba da değildi aslında. Bu küvetti. Şöyle bir emzirme önlüğü aldım. Bunu Elsiva'dan aldım. İstediğim gibi bir önlük bulamamıştım. Şöyle geniş bir şey olsun istiyordum. Bu da gerçekten çok geniş, yani daha devamı var. Şöyle dışarıda çok rahatça kullanabileceğim bir şey. Bunu böyle boynunuza asıyorsunuz. Şurada da şöyle bir sert bir plastiği var. Yani bebeğinizi şuradan şöyle bakarak görebiliyorsunuz. Buradaki ipin uzunluğu çok önemli. Çünkü böyle bazen böyle çok yukarıda oluyor, böyle bebeğinizi göremiyorsunuz. Bazısı da böyle çok geniş oluyor. Sanki biri dışarıdan baksa gözükecekmiş gibi. O yüzden ben bu modeli çok sevdim. İnce de bir kumaşı var. İç de göstermiyor ve çok da uygunu aldım. Sanırım 20 liraya aldım. Deseni falan da çok güzel. Dışarıda çok kolaylıkla kullanabileceğim bir ürün. Banyo demişken bir de şöyle sizlere havlularını göstereyim. Bu şöyle kuzulu bir model aldım. Bu baş havlusu gibi böyle küçük bir havlu. Kaça kaç bilmiyorum. 30'a 20 falan olabilir. Ya da 40'a 25 falan. Küçük çünkü baş havlusu. Bu da aynı şekilde banyo havlusu. Fena değil büyüklüğü. Bunu Zara'dan aldım. Diğer havluları ise Çakra'dan aldım. Yumuşacıklar ve bir de bir şey söylemek istiyorum. Çakra'nın havlularında yumuşatıcı kullanılmıyor. O yüzden zaten ben kullanmayacağım için sadece Unibaby'nin çamaşır deterjanını kullanıyorum. Ama kendi kullandığım havlularda Çakra'da yumuşatıcı kullanmıyorum. Bir de battaniyelerini göstereyim. Bunu da yine Zara Home'dan aldım. Çok tatlı, böyle eşekli bir model. Böyle kadife gibi bir yapısı var. Çok kalın değil aslında ama çok sıcak tutacak bir yapısı, bir kumaşı var. Bunlar da müslinler. Müslin örtüleri. Bunların da desenleri çok güzel. Çok hoşuma gitti. Şu yıldızı da çok güzel ama en çok şu zürafalıyı sevdim. Tabii ki uçak bizim vazgeçilmezimiz. Olmazsa olmaz. Böyle rotası olan uçak modelli bir müslin bezle almış olduk. Bir de penye battaniyelerim var. Onlar da hastane çıkışımın seti. Doğum çantamı hazırladığım videoda onları da gösteririm. Bebek arabamı da göstermek istiyorum. Bu puseti. Pusetini çok beğendim çünkü diğer pusetlere göre, yani diğer markaların pusetlerine göre iç hacmi oldukça geniş. O yönünü çok sevdim. Markası ise Casual. Casual Cadillac Trona Travel System olarak geçiyor. Bir de portbebe kısmını göstereyim. Biz bu arabayı gerçekten çok beğendik. Travel System evet ama onlar kadar ağır değil. En önemli özelliği de bu. Yani onlara göre daha hafif bir araba. Benim de rahatça kullanabildiğim bir araba. Özellikle buna dikkat ettik. Benim rahatça taşıyabileceğim, rahatça kullanabileceğim bir model olmasını istedik. Benim yeni doğan alışverişim şimdilik bu kadardı. Aslında anne yanı beşiğim de var ama o şu anda kapalı. Yani kurmadık. Yani kurup tekrardan kaldırmıştık. Tekrardan kurmak istemedim. Belki açtığım zaman bir video çekerim. Onda da beşiği anlatırım. Eksiklerim neredeyse bitmek üzere. Bir tek onun içerisine, yani anne yanı beşiğimin içerisine yatak alacağım. Onun dışında böyle burun aspiratörü tarzı ufak tefek ihtiyaçlarım var. Ama genel anlamda baktığımda neredeyse bütün eksiklerimi tamamlamış oldum. Umarım anlattıklarım işinize yaramıştır bu videolar, çünkü benim çok işime yaradı. Bu videolardan seçe seçe kendime uygun ürünleri bulmuştum. Umarım sizler de işinize yarayacak ürünleri bulursunuz. Eğer benim ürünlerimde bir eksiklik görüyorsanız, şunu da al diyorsanız lütfen tavsiyelerinizi bekliyorum. Aşağıya yorumlara yazarsanız çok mutlu olurum.
Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Benim için çok zevkli bir video oldu. Sonuçta yeni doğan alışverişi, bebeğime yaptığım bir alışveriş. Umarım sizler de zevk alarak izlemişsinizdir. Hoşunuza gitmiştir aldığım ürünler. Eğer kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz çok mutlu olurum. Sonraki videolarımda hastane doğum çantasını da hazırlayacağım. Çünkü dediğim gibi doğuma çok az kaldı. Ve 35. haftada falan bu çantaları hazırlayın diyorlar. Ben de çok geç kalmak istemiyorum. Yani yakında onun videosu da gelir. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.